Nasıl güreşçimiz? Çok güzel, harika. Kodanlı olarak gurur duyuyorum. Gerçekten kodanımızı en güzel şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum. Ben Mustafa Kaan Cengiz, Kozan Gençlik İzcilik Spor Kulübü Başkanıyım. Biz Kozan'da bir şeyin farkına vardık. Kozanlı gençlerin bilekleri demir gibi sağlam, güçlü ve yıkılmaz. Biz de bu sebepten dolayı Türkiye'de bilek güreşi turnuvasına katıldık. Bu yıl düzenlenen Tokat'ta bilek güreşi turnuvamızda Denizcan Uçar kardeşimiz Türkiye birincisi oldu. Hem sağ kolda hem de sol kolda derece aldı kendisi. Yine İlhan Kızıltepe arkadaşımız da Türkiye ikincisi oldu. Yarışmada yaklaşık 7 sporcumuzla katıldık. Diğer arkadaşlarımız da dereceler aldılar. Şimdi kazanan arkadaşlarımız Avrupa'da ve Türkiye'de bizi temsil edecekler. Vallahi çevremizde çok fazla genç insanlar var. Bu spor yeni bir tanınmaya başladı. Bilek güreşi alanında Kozan'da küçük bir ilçemiz olarak başladık. Çok fazla yeni katılımcılar var. Ve derece almaya başladık. Devamında geleceğini düşünüyorum. Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün üyesiyim. Öncelikle bilek güreşine 2019'un Ocak ayında başladım. Daha önce de zaten yatkındım, hani hevesim vardı. Mart ayında da 2019'un bilek güreşi Türkiye Şampiyonası vardı. 3 ay gibi kısa sürede hazırlanıp Türkiye Şampiyonu olmuştum. Sonra yine tekrardan Avrupa'ya ve Dünya Şampiyonası'na katıldım ama istediğim dereceler gelmedi. Hani ben de hırs yapmıştım. 2019'un Ekim ayında Dünya Şampiyonası'na döndüğümüzde kısa sürede hemen dinlenip tekrardan antrenmanlara başladım. Çünkü hedefim Dünya Şampiyonası'ydı, Avrupa Şampiyonası'ydı. Orada güzel dereceler yapıp Kozan'ımızı, Türkiye'mizi temsil etmekti. Çok güzel çalışmaya başladım. Sonra Türkiye Şampiyonası yine 2020'nin Mart ayındaydı. Bir ay kala falan virüs çıktı böyle Çin'de ilk önce. Hani diyordum, gelmez diyordum hani Türkiye'ye, yarışma yine iptal olmaz falan diye kendimi biraz avutmaya çalışıyordum. Sonra bir 10-15 gün kala yarışmalar iptal oldu. Ve benim 18-16 son senemdi. Hani son senemde işte çok iyi çalışıp dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de çok iyi dereceler yapmaya hedefliyordum. Yani olmadı virüsten dolayı. Çok kötü moralim bozuldu, psikolojim bozuldu. Sağ olsun kulüp başkanımız Mustafa Cengiz, antrenörümüz Zahit Emre Sönmez bana bu konuda çok destek oldu. Moral konusunda, psikoloji konusunda. Sonra dedim 21 yaş altına geçmiştim yaşım büyüdüğünden dolayı. Hani benim için zor bir kategoriydi. Çünkü hep tecrübeli böyle daha sporcular var, güçlü sporcu, tecrübeli, çok uzun yıldan beri antrenman yapan sporcular var olacaktı. Ben antrenmana bir an önce yine başladım virüste. İşte salonlar falan açıldı, kendi salonumuzda çalışmaya başladım. Yasaklar olduğunda evde çalışmaya başladım. Ama hep bir türlü çalışmaya başladım. Nasıl antrenman yapıyordun? Neler, nasıl yani? Ben mesela çok ağır antrenmanlar yapıyorum. Her zaman böyle yani, kendini ne kadar zorlarsan, sakatlamadan tabii ki, düzenli bir şekilde kendini ne kadar zorlarsan o kadar gelişirsin. Ve genetik de tabii buna çok önemli. Hani nasıl diyeyim size, bir şey sadece antrenmanla da olmuyor. Çok iyi beslenip, çok iyi uyuman lazım. Çok iyi antrenman yapman lazım genetiğin de olduğu sürece. Ve bunların yanı sıra moral ve motivasyon çok önemli. Onda sağ olsun kulüp başkanı Mustafa Cengiz, arkadaşlarım ve kulüp antrenörümüz Zahit Emre Sönmez çok destek oldu bana. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürlerim var. Böyle bir hazırlanma süreci geçirdim 2021 Türkiye Şampiyonası'na. 21 yaş altındaki ilk senemdi. Daha en küçükleriydim kategorimde. 65 kilo sağ kolda Türkiye şampiyonu oldum. Sol kolda ise Türkiye ikincisi oldum. Şimdi önümüzde bir dünya şampiyonası var. Çok zorlu süreç, çok tecrübeli ve zorlu sporcular var. Bunu biliyorum yani kendimden. Ona göre çok iyi antrenman yapmam lazım ve hem moral hem motivasyon hem ne bileyim beslenme konusunda çok iyi olmam lazım. Onu da başaracağıma inanıyorum. Bu yıl ilk Türkiye şampiyonası tecrübem oldu. Sağ kolda ikinciliğim var. İnşallah daha ilerine çalışıp yapacağım. Hedefimiz yüksek. Bunun için de çok iyi çalışacağız. Arkadaşlarım olsun, kulüp başkanımız olsun, antrenörümüz olsun, hepsi arkamızda. Şampiyonada inşallah Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Bileğimizin yıkılmadığını. Ben Enes Can Gizici. Kozan Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü'nün bilek güreşi kaptanıyım. Gençler gerçekten emek veriyor. Emeklerinin karşılığını teker teker de almaya başlıyor. Bir milli sporcu olarak milli takım arkadaşlarımızı göndermek, kardeşlerimizi göndermek gerçekten gurur verici. Bilek güreşinde 3 taktikle rakibi yenme şansınız var.
Bir bildiğimiz içe büküş, hook taktiği. Bir yana yürüyüş taktiği. Bir de üstten, parmaklarla beraber üstten. Buna da top roll deniyor. Böyle bir taktik var. Değişik bir anatomiye sahip. Şimdi herkes mesela kolu güçlü olabilir ama bileği sağlam olmayabilir. Ona özel bilek güreşinin antrenmanları var. Mesela vücut geliştirmeci ile bir bilek güreşi arasında çok fark var. Vücut